Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomla daha tekrardan beraberiz. Bugün sizlere YouTube'da videolarımızı ön plana çıkarmamız için Google Ads üzerinde reklam nasıl verilir, ne yapmamız gerekir, amacı nedir? Bunlardan bahsedeceğim. İlk öncelikle Google Ads'te reklam verebilmemiz için bir tarayıcımızı açıyoruz. Ondan sonra tarayıcımıza Google EDS yazıyoruz. Tıklıyoruz. Ve burada kolay dijital diye bir seçenek çıkıyor. Onu tıklıyoruz. Oturum. Aça tıklıyorum. Ben daha önce hesap açtığım için Google hesabını değiştirip tıklıyorum. Eğer siz hesap açmadıysanız yeni Google EDS hesabını seçiyorsunuz. Buradan kendi hesabımı seçiyorum. Evet, şu an açıldı arkadaşlar. Evet, sol menüde gördüğünüz gibi şu kısımda genel bakış, öneriler, kampanyalar diye bir seçenekler var. Biz genel bakışa tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi sayfa açıldı. Buradan da yeni kampanyaya tıklıyorsunuz. Evet sayfa açıldı. Buradan burada bir dünya seçenek var. Satış, potansiyel müşteriler, web sitesi trafiği, işte ürün marka değerlendirme, marka bildiri erişimi, uygulama tanıtımı, yerel mağaza ziyaretleri ve tanıtımları gibi ve hedef kılavuzu olmadan bir kampanya oluştur diyor. Biz burada bunu seçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da burada yine tıkladıktan sonra yine bir dünya seçenek geliyor karşımıza. Biz YouTube'da reklam vereceğimiz için videoyu seçiyoruz. Videonun altındaki açıklamayı da görüyorsunuz YouTube'da ve internet genelinde kullanıcılara ulaşın diyor. O yüzden YouTube kullandığımız için biz bunu seçiyoruz ve ardından devama tıklıyoruz. Devama tıkladıktan sonra yine karşımıza böyle seçenekler geliyor. Özel video kampanyası, atlanamayan yayın içi, yayın dışı, dönüşüm sağlama, reklam dizisi gibi seçenekler geliyor. Biz burada özel video kampanyasını seçiyoruz. Buradan devam diyoruz. Ve sayfamız geldi. Burada bir kampanya adı belirlemeniz gerekiyor. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Mesela ben şimdi size Mustafa diyeyim. Ya siz videonuzun ismini de yazabilirsiniz. Yani kampanyanızı takip edebilmeniz için ne yazmak isterseniz onu yazın. Ben genelde YouTube'da videolarımı verirken hangi videomu veriyorsam hangi videoma ne isim verdiysem o ismi yazıyorum ki karışıklık olmasın diye. Kendim öyle yapıyorum. Sen başka bir şey de yapabilirsin. Burası çok önemli arkadaşlar. Bütçe ve tarihler diyor. Yani bütçe belirlemenizi istiyor. Reklam verirken en fazla ne kadarlık bütçe ve ne kadarlık bir fiyat ayıracaksınız diyor. İşte diyelim ki ben 30 dedim. 30 TL'lik bir reklam vereceğim. Buraya başlangıç tarihini yazıyorsunuz. İşte bugün ayın kaçı? 28'i. Genelde bunların hemen başlamıyor arkadaşlar reklamlarınız verdikten sonra incelenmeye alınıyor. İncelenmeye alındığı için de ilk öncelikle hani 28'i 28, i, 28 i ise bugün hani 29'unda başlatmanız daha iyi olacaktır. Buraya 29 yapıyoruz ve 2 günde bitsin istiyorum. Siz bunu işte ay bitiyor işte aralığın biri de ikisi de yapabilirsiniz ama ben Kasım 29 Kasım 30'u yapacağım. Burada da gördüğünüz gibi 2 günlük bir kampanya yaptığım için belirlediğim toplam kampanyayı 2'ye bölüyor. Yani 15 bir gün yapacağım diyor. 15 günde diğer gün yapılacak diyor. Burada ağları geçiyorsunuz. Burası pek önemli değil ama burası çok önemli arkadaşlar. Tüm ülkeler ve bölgeler değil de Türkiye demeniz de farkı da var. Eğer Türkçe videolar çekiyorsanız Burada da diller diyor. Yayınladığınız videolar eğer Türkçe ise Türkçe'yi seçmeniz daha mantıklı. İngilizceyi seçmenin hiçbir anlamı yok. Eğer İngilizce çekiyorsanız videolarınızı İngilizceyi seçebilirsiniz. Hem Türkçe hem İngilizce de seçebilirsiniz. Envanter türü diyor. Burada envanter türü yine burada gördüğünüz gibi standart. Buna herhangi bir dokunma yapmıyoruz. Harici tutulan türler ve etkinlikler diyor. Tıklıyorsunuz. Ben mesela genelde reklamımı verirken bu iki tuşu tikini tıklarım. Canlı video yayınlarında reklamım gözükmesin diyorum. Katıştırılmış YouTube videoları da gözükmesin diyorum. Daha burada başka seçenekler de var. Mesela ebeveyn denetimi şartıyla çoğu izleyicilerde gözükmesin de diyebilirsiniz. Ama ben bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum. Ardından burada ek ayarlar var ek ayarlarda hangi cihazlarda gözüksün diyor. Şurada gördüğünüz gibi tüm cihazlar bilgisayar, cep telefonları, tablet ve TV ekranları. Buna hiç dokunmuyorsunuz. Bu olduğu gibi kalsın. Sıklık sınırına gerek yok. Reklam zaman planlaması. İsterseniz arkadaşlar reklam zaman planlamasının üstüne tıklayıp burada saat belirtebilirsiniz. Yani reklamınızın yayınlanmasını istediğiniz tarihlerde hangi saatlerde çıksın onu belirleyebilirsiniz. Bunu da geçtik. Ben buna da dokunmuyorum. Burada tekrar reklam grup adı diyor. Yukarıya yazdığınızın aynısını yazabilirsiniz. Ben genelde o şekilde yapıyorum. Mustafa demiştim. Yine Mustafa yazdım. Size göstermek amaçlı. Ondan sonra burada da demografi diyor. Demografi arkadaşlar sizin yayınladığınız reklamları hangi kitleler izlesin. 18-24, 25-34 şurada gördüğünüz gibi okla gösterdiğim yerde 45-54. Yani videonuz ne ile alakalıysa ona göre mantık yürüteceksiniz. Şimdi bir oyun videosunu 65 yaş üstü ve üzeri izler mi? İzlemez. Mesela örnek veriyorum. 55-64 üzeri izler mi? İzlemez. 45-54 arası izler mi? İzlemez. Biz diyelim ki YouTube bir şey oyun videosu çekiyoruz diyelim örnek olarak. Bunları tiklerini kaldırıyorsunuz. Boşu boşuna bunların durmasına gerek yok. Çünkü bu yaşattaki insanlar oyun videosu izlemezler. Ondan sonra burayı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra anahtar kelime arkadaşlar. Anahtar kelime çok önemli. Videonuz neyle alakalıysa onunla, onunla ilgili anahtar kelimeler belirlemeniz gerekiyor. Mesela Roadbox'ta bir oyun oynuyorsunuz. Ben pek bilmem ama sadece size örnek olarak verdim. Benim oğlum oynar genelde. Buraya işte Roadbox oyun. işte Roadbox gibi böyle Enter'a tıklıyorsunuz. Burada şunun da es geçmiyorum bilginiz olsun diye. Bu kelimeleri yazarken kesinlikle aralara virgül koymayın. Virgül kabul etmiyor burada. Burada işte Roadbox oyun yazın. Roadbox yazın. Roadbox'ta hangi oyunlar varsa işte hangi oyunu oynuyorsanız onunla ilgili kelimeler yazmanız gerekiyor kısacası. Ben bir tane yazdım ama siz bir tane yazmayın. Yani buraya bir doldurun burayı kaç tane yazabilirseniz. Bunu da geçtik. Konular diyor. Burada işte reklamınızın hangi konularda yayınlanmasını istiyorsanız onu seçiyorsunuz. İşte burada gördüğünüz gibi alışveriş, başvuru kaynakları, bilgisayar ve elektronik ürünler, bilim dünya üzerindeki konular, ev ve bahçe, evcil ve yabancı hayvanlar işte diye gidiyor. Ama bence bunu seçmeyin. Ben bunu boş bırakıyorum. Çünkü bunları seçerseniz kısıtlamış oluyorsunuz videolarınızı. O yüzden şimdi tekrardan yukarıya gelecek olursak oğlum beni uyardı. Bunun ismi biraz önce Roblox dedim ya. Bu Roblox değilmiş. Roblox değilmiş, Roblox'muş. O yüzden oğlumun beni uyarmasıyla bunu değiştiriyorum. Dediğim gibi ben bunu oynamadığım için, oğlumdan bildiğim için pek bilgim yok bu oyunla ilgili. Ama Türkiye genelinde de bayağı tutulduğunu biliyorum. Evet, şu an düzelttik. Tekrardan kapatıyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada da teklif verme diyor arkadaşlar. Yukarıda Kampanyamızın ne kadar olduğunu belirlemiştik ya. 30, bir, 30 TL bir kampanya değeri belirlemiştik. Burada da izlenme başına, tıklama başına ne kadar vereceğinizi belirliyorsunuz. En alt en alt seviye neyse onu belirlemenizde fayda var ki paralı, paralarınız kullanışlı olsun, hemen gitmesin. Mesela sıfır. .1.13 kuruş dedim ben. Bakalım. Evet. Burada oldu. Ondan sonra da sizden burada hangi videoyu izletmek istediğiniz, hadi hangi videoda reklam çıkmasını istiyorsanız, onun linkini kopyalamanızı istiyor. Sizden buraya. O yüzden ilk öncelikle YouTube kanalıma giriyorum. Evet. Şimdi giriş yaptım YouTube'a. Buradan kanallar, kanal seçmeme tıklıyorum. Ve buradan da hangi videoya reklam vereceksem videolarımdan birini linkini kopyalıyorum. Diyelim ki ben buna reklam vermek istiyorum. En son attığım videoya. Onu üstüne tıklıyoruz. Burada paylaş yazıyor. Paylaşa tıkladıktan sonra zaten burada URL adresi çıkıyor. Kopyalayı tıklıyorsunuz. Ve bunu kapatabilirsiniz. Tekrardan Google Ad, Ad sayfamıza geri dönüyoruz. Buradaki alana kopyaladığımız linki yapıştırıyoruz ve gördüğünüz gibi otomatik olarak çıktı. Burada atlama, atlanabilir yayın içi reklamlar. Bir de fit içi video reklamı yazıyor. Fit içi rek, video reklamı pek kullanmayınızı tavsiye etmiyorum. Ben atlanabilir yayın içi reklamları kullanıyorum genelde. O, o yüzden buna tıklıyorum tık ve biraz önceki Kopyaladığım linki tekrardan buraya kopyalıyorum. Ve sol tuşla buraya bastığımda alt tarafa da otomatik olarak kopyalayacak zaten. Kanalımızdaki videoları kullanarak otomatik olarak oluşturma önerilir. Bu doğru. Bunu hiç dokunmadan bunu böyle otomatik bırakıyoruz. Tekrardan buraya yukarıda yazdığım gibi ismim yine kendi adımı yazıyorum. Ve burada da işte reklamlarınızın izlendiği izlenmesi işte telefonda nasıl gözüküyor işte tablette nasıl gözüküyor bilgisayarda nasıl gözüküyor o şekilde görebiliyorsunuz bunları videolarınızın hangi cihazlarda nasıl gözüktüğünü ve burada da şu sağ tarafta da arkadaşlar görüntülenmeler işte gösterim sayısı yazıyor Bunlar tahminidir yani bu fazla da olabilir bu reklamı yayınladıktan sonra az da olabilir O yüzden Bunların hepsi tahminidir. Bunu da, bunu da üstünü çizmek istedim sizlere. Bunların hepsi tahminidir arkadaşlar. Bunun da üstünü çizmek istedim sizlere. Şimdi her şeyi tamamladıktan sonra sol alt köşede kampanya oluştura tıklıyoruz. Ve kampanyaya devam edin diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi benim bu kampanyam burada oluşturuldu ama uygun değil diyor. Biraz önce de söylediğim gibi size hemen kampanya oluşturduğunuz anda reklam yayınlanmaya başlamıyor. Bunun bir inceleme süresi oluyor. Bu da 1 ile 3 gün arası oluyor ama genelde ertesi gün uygunluk verilmiş oluyor. Google EDS'de reklam verme bu şekilde arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldik. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.